Merhaba sevgili izleyiciler, Elif Şah'la Hayata Dair hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Türk Haber ekranında yine karşınızdayız ve eğer hazırsanız başlıyoruz. Efendim kırmızılar içinde böyle sizi karşıladık. Elif Şah'la modaya dair diyoruz. Ve artık tanıyorsunuz zaten modacımız Madine Ana Gülkaya bizimle birlikte. Madinacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi Madinacığım daha önce konuşmuştuk biliyorsun. Özellikle de aslında bu geri dönüşüme, israf etmemeye çok hassasiyetimiz var. Dolaplarımızı bir karıştırmıştık, nasıl alışveriş yaparız demiştik. Evet. Bir de demiştik ki çocuklarımız için nasıl alışveriş yapacağız. Sevgili izleyiciler bugün işte tam da bu konuyu konuşacağız. Peki Madinacığım doğru alışveriş yapabiliyor muyuz? Yani ilk çocuklarda genellikle yapamıyoruz. Ama ikinci ve üçüncü çocuklarda doğru alışveriş yapıyoruz. Hatta çünkü alışveriş yapmıyoruz diyeceksin hatta galiba. Hatta yapmıyoruz neredeyse. Gerçekten yapılmıyor. Çünkü ilk çocuktan kalan kıyafetler genelde ikinci, üçüncü giyiyor. Ve çocukların gerçekten kıyafetleri çok yıpranmıyor. Yani çünkü onlar çok hızlı büyüyorlar. Yani 3 aylık aldığımız kıyafetler mesela 5 ayda, 5-6 ayda artık giyemiyorlar. Ondan dolayı onların kıyafetleri yıpranmadan üst dolapların raflarına çıkarılıyor ve bir sonraki çocuğu bekliyor veya başka birine veriliyor ki olması gereken de o. Hatta zaten şimdi hani başka birine verilmesinden ziyade bu haberi aldığımızda biz de hediye götürüyoruz. Pek çok farklı çeşitli renkte kıyafetler geliyor. Evet. O bir anda o da doluyor, taşıyor öyle değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Zaten ilk başta ben almamaya öneriyorum. Çünkü gerçekten çok hediye geliyor ve genellikle kıyafet gelir. Kıyafet geldiği için hani artık almamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çocuklar çok hızlı büyüyor. Ve onların kıyafetleri yani ne kadar kirletseler bile hani yetişmiyoruz ki giydirmeye. Yani tabii giyilmiyor onlar, yıpranmıyor da. Ve yani boş yere hem maddi açısından harcama ve gerçekten çok fazla tüketiyoruz. Yazık oluyor gerçekten. Şimdi aslında şöyle hani hamile annelerimize ya da babalarımıza aynı şekilde ebeveynlere tavsiyelerimiz olsun. Onlar tabii ki hele ki ilk çocukta almak isteyecekler. Evet. O ayrı bir heyecan. Ama belki de öyle parçalar seçerlerse hani böyle çocuklarımız büyüdüğünde de ayırıyoruz ya bazı parçaları hatıra olsun diye. Belki onlar hani öyle özel parçaları seçip onları giydirip ardından da ayırıp hani belki de torunlara saklayabilirler öyle tabii, değil mi? Tabii var yani özellikle şu an çocuk modası, bebek modası inanılmaz güzel. Bazı markalar var yani özellikle bebek üzerinden öyle bir kıyafetler şahane çıkarıyor ki. Yani keşke büyük olsa biz de giysek yani mesela çok var gerçekten ve çok güzeller. Var elbet öyle parçalar ama yani onları da abartmamak lazım. Ya aslında her gerçekten hep bahsettiğimiz her şeyin dengesi dengeli olması gerekiyor. Ben kendimden de yola çıkıyorum. Benim ilk kızım var, sonra oğlum oldu. Ben kızıma bir alışveriş yapıyordum. Şu an düşünüyorum ki niye? Oğlumda da hiçbir şey anlamadı. Çünkü gerçek ya ihtiyaç yok. O kadar kıyafete gerçekten ihtiyaç yok. Yani kız yazık çocukları, ya, yazık bir de, evet, tabii çok gereksiz bir masraf, gereksiz bir israf ediyoruz yani birçok şeyi. Yani tabii ki cinsiyet olunca çocuklarda fark ediyor. Yani pembe mavi olarak ayrılıyor. Fakat yani eğer bir bilinciniz varsa yani düşünceniz ben ikinci veya üçüncü çocuk dünyaya getirmek istiyoruz diye, o zaman beyaz, sarı, ne bileyim kırmızı öyle renkler almamız gerekiyor ki gerçekten ikinci ve üçüncü çocuk Madine, giyebilsin. Aslında pembe ve mavi ayrımı biliyorsun hani bu bir böyle geldi ama evet, o da geçti artık. Onu da çok doğru bulmuyoruz. Ama birçok kişi ona takılıyor. Evet ama hani gerçekten şu olabilir. Çok kişi takılıyor. İşte dediğin gibi mesela sarılar, turuncular, tabii yeşiller ki çok güzel renkler var. Kesinlikle. Ya da böyle daha hani belki pudra tonları diyoruz evet ya hani onlar kullanılabilir ama beş tonları
yani. Ya aslında bebeklerimize her renkte bence çok yakışıyor. Kesinlikle. Yani her bir mavi yakışır. Elbisenin böyle bir kız bebeğindeki duruşu bambaşka. Kesinlikle. İşte bir mavi pantolonun takımın bir erkekte duruşu bambaşka. İkisi de çok yakışıyor. Tabii. O yüzden de birazcık da böyle de bakmak gerekiyor sanki. Evet. Peki şimdi bebeklerimiz dünyaya geldi. Hı-hı, İşte birazcık geldi. Daha mantıklı alışveriş yaptık diyelim. Hı-hı. Şimdi onlar tabii çok hassaslar. Belki de kesinlikle. Onlarda en önemli konu kumaş değil mi? Kumaşları. Gerçekten kumaşlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Kumaşları organik olması gerekiyor. Organik ve pamuklu olması gerekiyor. Başka kumaşları kesinlikle karıştırılmaması gerekir. Çünkü çocuklar onlar gerçekten çok hassas. Etiket okuyacağız öyle mi? Etiketleri okuyacağız. Tabii etiketleri mutlaka okuyacağız ve nereden aldığımızı onun bilincinde olmamız gerekiyor. Yani illaki şunu düşünmemiz gerekmiyor yani. Aa bu çok iyi marka, onun işte iyi. Ürünleri iyidir. Ve yok burası işte çok alt veya düşük bir marka, o işte polyester kullanıyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Bazı markalar vardır, özellikle çocuk markaları, yani onlar bütçeye de çok çok uygunlar ve onlar tamamen %100 mesela pamukla çalışır. Demek ki incelemek lazım, bakmak kesinlikle, lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Bazı markalar var mesela çok yüksektir, yani inanılmaz fiyatları da yüksek ama orada polyester karışımı vardır. O yüzden dikkat edeceğiz diyorsun. Kesinlikle, evet. Onlara kumaşların içeriğine, her şeyine dikkat etmemiz lazım. Veya mesela pamuğun saf hali her zaman pamuklanır. Onu daha önce de söylemiştim. Evet, o pamuklanır. Bize. Mesela kıyafet çocuklara alıyoruz ve çocukların kıyafetleri sürekli yıkanıyor. Bak şunu bir durduralım. Şu güzelliğe bak. Yani evet, ne kadar da hoş. Değil mi? Şimdi bir salopet deniyor herhalde. Salopet. Değil mi buna? Evet. Ne kadar da yakışmış. Bunlar da muhtemelen yine güzel seçilmiş. Kumaşları dikkatli seçilmiş. Evet. Örnekler olsa önemli gerek. Önemli olan onun içindeki, altındaki zıbın. Onlar %100 pamuk genelde. Çünkü tam tene değiyor öyle değil evet. mi? Evet. Zaten o değiyor, onun üstüne kalan parçalar. Ama tabii boyun çevresine dikkat etmemiz lazım. Şu ellerine, onların en hassas yerleri boyun, bilek, bacakların dizin arkası. Oralar çok hassas oluyor çocuklarda. Şimdi burada mesela genelde zaten bebeklerimize böyle sıfır yaka evet, kapalı giydiriyoruz oluyor. Değil mi? Hı-hı. Şimdi bu zıbınlar da çok kullanılıyor. Evet. Herhalde en çok fazla kullanılan. Değil mi? Kullanılan evet. ve tüketilen kıyafetler kesinlikle. Bunlar olsa gerek. Mesela şapkalarda yani ben çocuklara böyle fazladan şapka takılması taraftarı değilim. Yani çünkü onlar da yani siz kendinizi düşünün 7-24 şapkayla gezmeniz. Nefes alsınlar mı diyorsun? Kesinlikle. Yani özellikle iç mekanlarda çok soğuk olmadığı sürece şapka takılmaması gerekiyor. Hani bu benim mesela doktorumun önerisiydi. Bana doğru bir mantık hep aslında. Şey dedi, sen dedi şunu düşün, sen kendin evin içinde mesela şapkalı, çoraplı, eldivenle ne kadar gezebilirsin? Hiç dedim gezemem. O zaman dedi çocuk da aynı bizim gibi dedi. Ki kesinlikle. O bizden de çok daha hassas. Oralara çok dikkat etmemiz lazım. Ve şapka mesela alışverişlerde, seçimlerde biz böyle işte pomponu olsun, çiçeği olsun, ne bileyim kız çocuklarınki özellikle ekstra çok bir süslü oluyor. Süslü oluyor ama şapkanın iç kısmı özellikle pamuklu kumaştan olması gerekiyor. Şimdi mesela muhtemelen bu, içi pamukludur içi bunun. İçi pamuklu ama yün herhalde gibi evet. gözüküyor. Ama yün bile tehlikeli. Yün de evet. O tehlikeli, alerjisi olabilir çocuklara. En doğrusu pamuklu diyorsun. %100 pamuk olması gerekiyor. Bir de böyle çok da sıkmayacak herhalde değil mi? O kulaklarda basılsın tabii. diye sıkıyorlar ya. Evet. Buradaki de gayet hani bir tık böyle büyük gibi gözüküyor evet, ama evet. rahatlatıcı herhalde evet. değil mi? Evet. Çok güzel bir görsel gerçekten. Devam edelim. Peki şimdi yaz kış olarak tabii değişiyor. Bir de evet. bu geçiş dönemlerinde hani biz de şu an biliyorsun kışı çok yaşamadık aslında. Evet maalesef. Kat kat giydireceğiz herhalde onları. Buna evet. göre mi kıyafetler ya seçeceğiz? Ya şöyle, çok fazla kat kat giydirmemize gerek yok. Yani biz ne giyiyorsak bizim bir üstü. Beş ya, üstü değil. O, aslında o kadar önemli ki çünkü yetişkin olduğunda işte çok üşüyen, çok hasta olan çocukların pek çoğunda, genelinde hatta böyle araştırmalara göre evet. Küçükken çok fazla işte sıcak dediğin gibi şapkalar, eldivenler, çoraplarla giyindirildiği yönünde. Aynen, o sağlık açısından iyi bir şey değil gerçekten ve şöyle çocukların cildi açısından da iyi değil. İyice hassaslaşıyorlar çünkü terliyorlar yani ne bileyim, vücut böyle
derileri soyulmaya başlıyor. Biz ne giyiyorsak bizim bir üstümüz olması lazım. Biz gömlekle geziyorsak eğer onların üstünde küçük bir tane hırka ve eşofman takımı onu giyilmesi lazım. Hani biz gömlekle onlar mont giyilmemesi gerekiyor. Yani mont giyemezler. O gerçekten çocukların ve zaten huysuzlukları başlıyor. Rahatsız oluyorlar. Yani çift çorap vesaire onlara kesinlikle gerek yok. Bir de biraz abartı sanki değil mi? Var çok gerçekten. Ben kendim şahit olduğum örnekler var. Böyle iki tane çorap, iki tane şapka, yani eldiven üstüne astronot kıyafetleri var biliyorsunuz. Böyle çocuk hareket edemiyor. Ya onlara gerek yok. Hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Yani çocuğun rahatlığı önemli. Çünkü çocuklar bizden çok fazla hareket ediyor. Yani bizim bir 10-20 katı kadar hareket ediyorlar. Ve düşünün biz onları tamamen kısıtlıyoruz. Tabii, kıyafet açısından. Yani çok rahatsız edici. Bizim en önemli olan çocukların saf kumaşlardan giyilmesi. Mesela dar kotlar. Yani 3 aylık bebeğin üzerine dar kot. Hani... Doğru bir şey değil. Peki Madina, hemen şunu söyleyelim mi o zaman? Şimdi böyle bir bebek bekleyen ailemiz nasıl alışveriş yapsın? İşte hangi parçalar en fazla alınması gereken ve önem arz eden parçalar? Zıbınlar mutlaka ve mutlaka ve pantolonlar mesela. Onlar da saf böyle pamuklu çorapla birlikte yapılanlar var. Adı şu an aklıma gelmiyor. Pantolonlar çoraplı. Tulum değil ama bahsettiğin değil mi? Yok, tulum ayrı bir şey. Tulum da özellikle çocuklar uyurken tulum kullanılması lazım. Neden diye sorarsanız çünkü yani üst var, alt var, altta lastik var. O lastikler rahatsız ediyor, beline batıyor ve çocukların vücutları, kemikleri daha çok yumuşak. Yani oluşuyorlar ve biz onlara aslında zarar veriyoruz onları kılıp. O yüzden o pijama tulumlarında şu düğmeli falan evet, oluyor değil mi önlerim? Önünde düğmeli olan tamamen tulum giysinler. Bir parça ve çocuk da rahat eder. Onlar da geneli hepsi %100 pamuktur, boldur ve çocuklar gerçekten rahat. Çok rahat hem yatıyorlar hem kalkıyorlar. 6-9 aya kadar da özellikle bakmamız gereken sırt kısmında hiçbir düğme, pompon, ne bileyim kapşon, öyle işlerle kesinlikle yatılmaması gerekiyor ve giyilmemesi. Çünkü ne olursa olsun çocuklar ya pusettedir, tabii, ya bebek arabasındadır ve onlar sürekli sırtını yaslayarak oturuyorlar. Ve bizim eğer şu kısmında böyle düğmeler ya da pomponlar vesaire bir şey olduğunda batarlar. O yüzden bunlara da dikkat edecekler. Belli başlı parçalar alacaklar. Peki çocuklarımız artık yaşlarına girdiler diyelim. İşte 1 yaşından itibaren 2 yaşından tabii hareketlenmeye de başlıyorlar. Evet. Onlardaki parçalar yine tabii ki pamuklu ve organik. 3 yaşa kadar özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Peki nasıl kıyafetler alacağız onlara da böyle o dolapları biraz hafifletmek adına neler yapmalıyız? Ya şöyle tabii ki de işte güzel süslü kıyafetler erkek çocukları için de kız çocukları için de çok var ve gerçekten çok güzeller. Onları almamız gerekir. Yani kendimiz için, çocuklarımız için yani sonuçta bu yani an bu, mutlu anlar. Yani çocukları böyle deri mont falan giydirince gerçekten çok güzel oluyorlar. Yürüdüğü zaman özellikle. Ama tabii abartmamamız lazım. Ve dediğim gibi eğer siz bir sonraki çocukları da düşünüyorsanız yani nötr renkler alın. Yani mesela pembe deri ceket almayın. Çok baskın bir parça olur değil mi? Evet. Hani mesela siyah deri ceket daha güzel olur. Yani veya ne bileyim işte beyaz alın. Yani hem kıza hem erkeğe de uyumlu olur. Yani aldığımız pantolonlar, aldığımız gömlekler vesaire. Tabii ki de işte kız çocukları için ne bileyim süslüdür, dantellidir. Yani boncuklu alınır ama tüm gardırop öyle olmaması gerekiyor. Gerek yok diyorsun tüm, ona değil mi? Hepsine gerek yok gerçekten. Hani temel vardır, temeli alırsınız. Onun yanına işte kızsa kız çocuğa uygun olan bir şeyleri böyle süslü püslü bir şeyler. Aksesuarlarıyla belki süsleriz. Evet, erkekler için ne bileyim işte karakterler falan var, onları alabilirsiniz. Onlar da çok seviliyor değil mi? Hepsi evet. Onların peşinde. Evet, kesinlikle. Peki Madina, şimdi sen çocuk modasından bahsettin. Demek ki böyle bir moda da var. 2024 var. Çocuk modasından bahsedelim mi birazcık? Var. Neler ön plana olmaz çıkıyor? Mı? Yani çocuk modası aslında... Hepsi aynı. Yani ben hep diyorum erkek, kadın, çocuk, renk olarak hepsi birebir aynı devam ediyor. Tabii ki de işte biz ne bileyim topuklu ayakkabı giyemezler çocuklar. Ve ay bir orada bir şey söyleyeceğim. Giyen de var. Giydiren ve giyen var.
Ben hiç uygun bulmuyorum ya. Ki yani, o zaten uygun bir şey değil. Hem sağlıkları açısından hem de bu kadar ayak açısından ayak çok, kadar önemli. Çok tehlikeli. Çünkü daha yani 5-6 yaşındaki çocuğun tabii ayağı oluşmadı ki topuklu ayakkabısı. Ayakkabıları kesin zaten hep tavsiye ediyorlar. Evet. Hele ki öyle en bir topuklu ayakkabı da kabul edilebilir bir durum değil. Değil. Kesinlikle değil. Orada kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum. Yani çocuğun psikolojisi için de doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum ben evet zaten. Hani sadece hiçbir alanda kurtarıcısı yok. Tabii. Yani şöyle küçük topuklar var, ne bileyim 2 santimlik. Ama onu da ne bileyim işte kızın doğum günüdür. Özel, çok istedi. Tabii. Bir kere giyebilir ama da sürekli aslında değil. Aslında şöyle oluyor. Şimdi bizim zamanımızda da vardı, ben hatırlıyorum. Hı. Şöyle dediğin gibi küçücük topuk ama işte rugan, evet, önü böyle puantiyeli ya da işte aynen fiyonklu falan. Hani bunlar belli çocuk evet ayakkabısı ama oldu. Ama onlar işte aslında 1 santim hatta. Tabii çok çok bir tık minicik daha büyükler var. İşte 2, ben mesela kızımla geçen bir mağazaya gittik. Çocuk mağazası, 4-5 santimlik topuk yani ayakkabı. Kızım dedi ki ben bunu giyeceğim. Yok dedim, giyemezsin. Hayır oğlum, sen giyiyorsun. Ben kaç yaşımdayım, sen kaç yaşındasın? Olmaz. Yani çünkü her şeyin, her yaşın kendi tabii güzelliği vardır tabii ve çocuk çocukluğunu yaşaması kesinlikle gerekiyor. Genç gençliğini yaşaması gerekiyor. Çünkü zaten zaman gelince onların hepsi hem yapılıyor, yani hepsi hiç yaşamıyor. Gerek yok. Sonra da zaten spora dönüş oluyor ya, evet, daha rahata, evet, daha sade. Rahata. Hiç gerek yok. Şimdi biz seninle tabii program öncesi konuştuk. Böyle çocuk fotoğraflarına, görsellerine bakarken hani öyle örnekler var ki kesinlikle gerçekten biz yetişkin halimizde o kadar süslü, o kadar frapan, öne çıkan duruşlardan evet itibaren olmuyoruz. Ben çok da üzülüyorum. Yani bu konuda bir hassasiyet olması şart. Kesinlikle. Çünkü çocukların psikolojisiyle oynuyoruz. Tabii tabii aslında kesinlikle. Bir de küçülmüş yetişkinler görmek istemiyoruz galiba, değil yok mi? Yani çocuk çocuk olmalıdır. Yani bak mesela hemen şunu durduralım. Ha. Hani gayet okul forması aslında. Evet, okul değil forması mi gibi. Ve çok güzel. Ama çok hoş. Yani o fiyongu bile bir evet şey katmış. Evet. Başka zaman bile giydirilebilir. Tabii ki. Tabii ki çok rahatlıkla. Üstündeki ceketi, altındaki eteği. Yani formalara da, bu forma konuştuğumuz için söyleyeyim. Formalara da çok dikkat etmemiz lazım. O, özellikle okullara buradan sesleniyorum. Kumaş çocuklar seçimi, sabahtan akşama kadar o kıyafetle geziyor. O kumaşların içerisinde kesinlikle ve kesinlikle polyester katılmaması tabii gerekiyor. Çünkü 100 kişiden 5 kişi kesinlikle alerjisi vardır onlara. Ve mecburiyetten veliler almak zorunda kalıyor. Ve çocukların sonra cildiye de yani çok büyük hassasiyet, sıkıntılar, hastalıklar yola çıkıyor. Özellikle çocuk formalarına gerçekten yani en azından ilkokul, ortaokul ona bir dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bizim zamanımızda biz de forma giyiyorduk. Yani özel bir okuldaydım ben ve etek ve elbise tarzındaydı kıyafetler. Mesela o dönem en sıkıntılı olduğumuz şey pantolon giyememekti. Hı hı. Ama şimdi ben görüyorum var pantolon. Pantolonlar çıktı. En azından bir tık daha, evet, daha rahatlattılar. Rahat. Ama işte kumaş seçimleri kumaş tabii seçiminde, ki çok daha farklı. Evet, kumaş seçiminde problemler var. Benim çocuğum da şu an ilkokulda okuyor. Yani mutsuzum. Bir anne olarak ben çok mutsuzum. Zaten okula direkt şeyle söyledim. Benim çocuğum hassas, ben formasını kendim üreteceğim. Siz bana sadece kumaşları, nakışlarınızı gösterin. Yok gerçekten ben kızıma ayrıyetten forma. Bu yani senin şansın olmuş tabii. Evet, çünkü benim mesleğim. Tabii. Ama olmayan, mesleği olmayanlar bilmiyor da zaten. Yani anlayamıyorlardı. Buna dikkat etmek. Aslında tabii hayatımızın her alanında kumaş seçimleri aslında çok önemli. Önemli. Yani evimizde de aynı şekilde. Buna dikkat edeceğiz. Peki görsellerimize devam evet edelim. Evet. Şimdi 2024 çocuk modası dedik. Hı hı. Renkler var mı öne çıkan? Renkler var tarzlar tabii. Ya şöyle, renklerimiz zaten aynı, böyle yazsa yaz renkler, kışsa kış renkler. Kışta bizim bu sene daha böyle kahverengiler vardı. Ve artık çocukları şuradan çıkarıyoruz aslında, hep bakılırsa. Böyle hep rengarenk giydiriyoruz ya, onlar artık yok. Hani daha böyle sade, daha böyle nötr renkler, böyle nasıl söyleyeyim işte şurası pembe, şurası kırmızı, şurası mavi. Böyle karışık, karmaşık bir şekilde değiller. Şimdi karmaşık değil ama rengi kullanıyoruz değil rengi mi? Rengi kullanıyoruz renkli, ama renkli tek bir olması, renk sade. Evet. Hani mesela kırmızı montsa o bir kırmızı monttur. Hı hı. Onun üzerinde ne bileyim mavisi, pembesi. Ya böyle cıvıl 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 değil ama renkleri kullanarak, o çocukların ruhunu yansıtarak. Kesinlikle.
kesinlikle. Yani mesela pembe pantolondur. Yani bu tarzlar daha çok giyiliyor. Bir durduralım mı bunu? Yani ben tabii şu an bebekleri değil artık 3 yaş ve üzeri gidiyorum. Üstünü konuşuyoruz. Zaten bebeklerin modası da herhalde yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bunu ben de çok beğendim. Daha çok sade değil mi baktığınızda? Yani gri bir palto vardır. Berenin, yani renklerin daha nötr olması, hı hı, daha öne çıkıyor. Mesela pembe bir tane çantası var baktığımızda. O aslında oraya renk katan bir şey. Veya pantolonu mesela açık bir kot renginde. Yani ayakkabılarımız mesela, çoraplarımız böyle pembe renginde, ne bileyim mavi renginde vesaire, onlar olabilir. Ama kıyafetler mesela kotlar, böyle bol kesim kotlar var. Yani büyüklerin de modasıyla aslında eş gidiyorlar. Ama tabii çocuk versiyonu. Yani tabii büyüğün giydiğinin küçülmüş versiyonu kesinlikle değil. Kesinlikle ve kesinlikle değil. Altını çiziyorsun evet, galiba. Evet, altını çiziyorum. Yani mesela bol pantolon, evet şimdi büyüklerde de aynı şekilde modası var. Küçüklerde de var ama küçükleri, küçüklere uyarlanmış versiyonu var. Yani öyle var, taşlı, maşlı böyle öne çıkan frapan şeyler değil. Frapan şimdi mesela değil. Burada hani o sade kadar güzel ki işte çoraplarını üste çıkartmış. Yani daha evet, bir kot belli ki. Evet. Spor ayakkabısı, evet, gayet beresi, evet, eldiveni değil mi? Tam böyle yaşına uygun. Yaşına uygun ve rahat edeceği bir kıyafette ve çocukların da tabii ki de yaşam stili, yani yaşam tarzı da onların tabii ne giyecekleri ön plana çıkarıyor. Mesela sporla ilgilenen çocukların gardırobu daha spordur. Mesela baleye giden tabii çocukların daha böyle cıvıl cıvıldır. Ne bileyim işte sanatla ilgilenen çocukların başka, yani fenle ilgilenen çocuklarınki başka. Onlar da çünkü kendi onlar tarzları, bir birey. Yani ilk önce anne babaların bunu anlaması lazım. Yani biz nasıl istiyoruz değil, onlar nasıl istiyor giyilmesi gerekiyor. Ve kesinlikle şunu da kendi, yine de kendimden çıkaraktan yola söyleyeyim. Ben de öyleydim. Çocuğa şunu giy derdik. O aslında yanlış bir şey. Hani siz kıyafetlerini ütüleyin, dolaba asın. Kendisi seçsin, kışlıksa kışlık, yazlıksa yazlık. Kendisi seçsin. O aslında özgürlüğüne, yani özgür bir birey. Özgüvenine bir de. Evet, kesinlikle. Kendine de özgüveni artıyor. Tabii. Ve çocuk kendi isteğini seçiyor. Yani beyin açısından, gelişim açısından kesinlikle da çok çok önemli. Ve görürsünüz ki zamanla zaten kendi gardırobunu kendisi oluşturur. Yani şimdi bu tabii o kadar önemli ki aslında bütün o eğitimi ailede aldığı için kesinlikle çocuk o yaşlarda dediğin gibi, yani tamam biz kıyamıyoruz belki ama şimdi benim de yeğenim var. Hı-hı. Ben bakıyorum yani 2,5-3 yaşından itibaren dediğin gibi çekmeceyi açıyor. Artık hani o uyumlu bu uyumlu demeye başladı ama evet, bazen çok anlamsız da olsa onun seçtiğini bırakmamız lazım. Kesinlikle çok evet, ciddi bir özgüven ve hayata atılma biçimi aslında. Ve kendi veliler açısından da inanın ki psikolojiniz o kadar rahat olur ki. Yani o sabah stresi olmaz gerçekten. Değil gerçekten mi? Böyle harala gürele. Ben öyle bir sene öyleydim herhalde. Ya hayır şunu giy, yok bunu giy, yok uygun değil. Sonra sağ olsun çocuk psikoloğu vardı. O bana söyledi, o gündür bugün benim kafam rahat, kıyafetler askıda duruyor. Git kızım giyin, ne istiyorsan. Kendisi alıyor, kendisi giyiyor. Ve zamanla mesela onlar, mesela kızımdan yola çıkayım, o da mesela rahat kıyafetleri seçmeye başladı. Bir de tabii şimdi seni de görüyor. O kendinde bir şey geliştiriyor muhtemelen. Evet, evet. Ona göre daha rahat, zevki oluşuyor. Evet, daha sıcak. Kendi zevki, kendi giymesi istediği kıyafetler. Mesela mağazaya gittiğimizde de kesinlikle kendisi seçer. Ben kenarda durur beklerim, sadece ya şunu önereyim sana diyebiliriz. Yani bunu gerçekten dikkat etmemiz lazım. Özellikle kız çocuklarda. Erkeklerde yani öyle bir şey yok. Onların çok umurunda da değil açıkçası. Ne verirsen onu giyerler. Ama kızlarda o özgüven, biliyorsunuz yani kızlar hep fazla korunmaktan aslında, yani kendi hayatlarında ileri yaşta kendini çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Evet. Hani kız çocuklarımızı çok fazla korumayalım. Hani biraz onlar kendi hayatlarında, kendi ayakta duruşunu, yani ne bileyim çok basit ya kıyafet seçiminde bile yani birçok anne karışır. Karışmaması gerekiyor. Peki sana şunu soracağım. Şimdi bak çok güzel evet, yeri geldi. Şimdi kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız tabii ki gitsinler, istediklerini seçsinler. Evet. Şimdi ben bazen şöyle, hatta çok sevdiğim bir arkadaşım onu çok kullanıyor.
kızı var. Hı hı. Kıyafet seçiyorlar ama zaman zaman çok hoş bir kıyafetin üzerinde bir tütü görüyoruz mesela. Hı hı. Asla alakası olmayan, hiçbir şekilde uyum sağlamıyor ama öyle çıkıyor. Hı hı. Şimdi sen öyle bir durumda o tütüyü çıksın, alıyor kaç musun? Kaç yaşında? 5 yaşında. Çıksın, evet alıyorum. Evet, gerçekten alıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Venüs'te bir zamanlar böyle takıntı vardı. Tight giyerdi. Üstüne böyle tütülü etekler giyerdi. Giysin. Demek ki o bir mutlu. Dönem oluyor diyorsunuz. Evet, çocuk öyle bakacağız. Mutlu. Onları ifade edecekler kesinlikle. Kendilerine. Ya çünkü orada onların, yani çocukların hayal gücü bizimkilerden kesinlikle. İnanın çok çok kesinlikle. Çok fazla. Onlar dünyayı daha saf, daha temiz ve daha renkli görüyorlar. Biz o kadar görmüyoruz yaş ilerledikçe. Unutuyoruz işte o halimizi. Unutuyoruz. Gerçekten unutuyoruz. Veya velilerin tarafından baskılanıyor aslında. O zaman onları özgürlüklerini vereceğiz. Vermemiz gerekiyor. Rahat edecekler. Kesinlikle. Peki o zaman sana şunu sorayım. Şimdi bizim böyle kombinlerle ilgili de bir görselimiz vardı. Onu da isteyelim arkadaşlar da. Mesela burada da demek ki şey de çok bilinçli güzeldi gerçekten. Bilinçli alışveriş mesela. Şimdi biz gittik, tamam çocuklarımız seçsinler ama bir de bütçemiz var. İster tabii. istemez ona göre bakacağız. Okul öncesi ve okula başladıkları andan itibaren çocuklarımızın dolaplarında olmazsa olmazlar ne olmalı? Uzun şeyler, uzun kollu sıfır yaka beyaz bodiler. Onlar her şeyin mutlaka. İçine giyilebilecek evet, diyorsun. Evet, kesinlikle. Onların işte incesi var, daha kalını var. Çünkü formanın içine de giyiliyor onlar. Tabii. Bir de şöyle, okulda okuyan çocukların zaten fazla kıyafete ihtiyacı yok. Çünkü tabii. haftanın 5 günü aynı kıyafetle gider. Tabii. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan dolayı uzun kollu işte kışta, baharda, sonbaharda onlar giyiliyor. Onlardan birkaç tane alınması belki lazım. Belki onlardan birkaç renk gibi birkaç mi? Birkaç renk alabilir. Siyah özellikle alınması lazım. Beyaz özellikle alınması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi içine de giyebiliyor, normal hayatta da giyebiliyor. Spor takımların olması gerekiyor. Hani eşofman takımları. Çünkü kışta genellikle 7 yaşın üzerine çıkan çocukların spor kıyafet giyiyorlar. Aslında rahat okul olsunlar. Öncesi çocuklarımız da değil mi? Kreşlerde tabii, falan hep eşofman tabii. hani özellikle kışın. Evet. Kreşte olan çocukların kıyafeti daha çoktur. Yani ilkokuldan. Çünkü ilkokulda formu var, orada seçme hakkı yok, giymek zorunlu ve gerçekten çok güzel bir şey. Ama kreşte istediği kadar, yani istediğini giyebildiği için her gün kıyafet değişiyor. Onların gardıropları gerçekten daha fazladır ilkokul çocuğuna hı hı. göre. İlkokulda yapmamız gereken hırka, kazak, birkaç tane kış olarak konuşuyorum, pantolonlar. Yine de ve yine de pamuklu olması gerekiyor. O kot olmak zorunluluğu yok. Hı hı. Pamuklu pantolonlar, eşofman takımları, yelek. Yelekler de çok önemli. Yelekler aslında çok da hayat kurtarıcı değil mi? Kullanılıyor. Gerçi çocuklarda özellikle. Çünkü mesela bazen eşofman giyiyor. Hava çok tabii. sıcak ama sırtından soğuk alır. Yelek giyersin üstüne. Yani onları alması gerekiyor. Birkaç tane gömleği olabilir. Bu arada şimdi arkadaşlarım bu görseli tutuyorlar aslında. Başka görsellerimiz var ama bunun üzerinden de istersen birkaçayım. Geldi direkt. Erkekler. direkt evet. mesajı aldılar. Aha, aynen. Şimdi kırmızılar, yeşiller hep aynı tarzlar ama renkler farklı. Farklı. Belli ki o bahsettiğim bak yelek de var burada. Tabii yelek var. Bakın takımlar var. Spor takımları var. Üstüne giyecek gömlekler var. Mesela kot kumaşlardan gömlekler var. Onlar sıcak onlar tutar. Onlar da hoş değil mi? Çok görüntü da hoş duruyor. Da. Bir kalın mont, bir orta kalınlıkta mont olur. Yani çocukların gerçekten bu kadarı yeterli. Çok da fazla renk almaya gerek yok diyorsun. Hiç gerek yok. Devam ve sonra karmaşık burada. Oluyor. Aslında bu gardırop mesela bunun hepsi sizin evinizde olduğunda bu kadar. Kurtarırız. Bak bu da bu bebek. Daha evet bu daha bebekler için ama bu da mesela gayet kesinlikle güzel bir kurtarır. Kurtarıcı olur yani öyle değil mi? Yani çok uzun zaman mesela 6 aydan 12 aya kadar biraz daha büyük de alabiliyoruz tabii o tabii. kıyafetleri. Çünkü çocuk inanılmaz hızlı büyüyor. Yani böyle her gün boy atıyor, kilo alıyor. Hani 6 ay 12 ay arasında aldığımız tulumlar vesaire hepsini 12 aya kadar rahatlıkla giyebiliyoruz. O zaman ona göre de bakıp belki buradan da ihtimal evet. bak mesela geçişler var. İşte gri, lacivert çizgili mavi. Ve mavi diye o evet. şey skalası renk burada skalası mesela güzel. Griler, beyazlar, o kahve tonları onları kız çocukları da giyebiliyor. Yani iki aslında. Çocuk için de aslında tabii uygun. Yazda uygun. Mesela muslim diye kumaşı var.
gerçekten çok çok iyi ve çok organiktir, sağlıklı bir kumaş. Onu zaten bebeklerin özellikle mama yedirirken ya da şeyde de o bezler falan örtülüyor. Evet, onlardan kıyafetler var mesela yaz gününde. Tiril tiril diyorsun. Tiril tiril. Onları giydirip çünkü tamamen zıbınla da çocuğu bırakamıyoruz. Güneş yakıyor. Hı hı. Bir şey giydirmemiz tabii lazım. Çok pamuklu olsa da mesela daha kalın düşebilir. Ama muslim kumaşları, onlar çok ince tiril. Viskon da var yani isim olarak vereyim. Onları daha çok tercih edilmesi daha gerekiyor. Daha ferahlık veren evet, bir vücudu şey örtsün diye. Hem güneşten korusun. Şimdi bak bunlar bu gelenler de yine aslında tam çok bu güzel mevsim geçişlerine uygun. Evet. Renkler de çok hoş değil mi? Evet çok tonlar hoş. Tonlar da çok şapkalar güzel. Şapkalar çok güzel. O, özellikle bir de ayakkabıları konuşalım. Böyle hep pembeler veya lacivert ayakkabı almamıza gerek yok. Bu sarı ayakkabı yağmur çizmesi. Yağmur çizmesi. Onları gerçi iki cinsiyette giyer ve onları maalesef bir sezon giyebiliyor çocuk. İşte o yüzden ayaklarımız bir de tabii çok büyüyor. Hızlı gidiyor. Da bütçeyi de düşünüyorsak eğer, dediğin gibi bu sarıyı mesela hem kız çocuk hem erkek çocuk rahatlıkla giyebilir. Rahatlıkla giyebilir. Ona göre alışveriş yapalım. Mesela spor ayakkabıları beyaz alalım. Yani zaten beyaz, beyazdan da vazgeçmiyoruz. Biz de beyaz ve gerçekten çok tabii güzel her oluyor. Her şeye de uygun. Evet yani çizmeler özellikle, botlar, onları mesela siyah, nötr renkler alalım. Çünkü bir sezon giyebiliyor. Bir sezon yazık dediğimiz 3 ay. Tabii. Başka giyemez. Tabii. Seneye çünkü küçük kalır. Tabii tabii. Bir de şimdi şey var ya, çocuklarımız hani ortopedik giysinler diye gerçekten iyi markaların hani evet, bütçesi iyi de yüksektir söylenmiş onların. Tabii. Ne oluyor o zaman? Yazık günah yani. Kesinlikle. Onları ya diğer çocuklarımıza giydireceğiz ya akrabalara, evet, arkadaşlarımıza ya da işte vereceğiz ki İhtiyaç başkaları da yani yararlansın diye. Kesinlikle. Evet, diğer görsellere geçebiliriz bu arada. Güzel yine bak. Evet, opsiyonlu geçişlerle değil mi evet, bir kombin? Bakın önerisi. Burada da mesela 3 tane tight var ve gerçekten bu çok kullanışlı ve sürekli giyilen bir şey. Onlar çok incedir, pamukludur. Altta baktığımızda eşofman takımı var. Bir tane ve 2 tane hırka var. Bu işte Mart aylarında gerçekten çok rahatlıkla ve kurtarıcı. Ve Mart, Nisan'ı tamamen bu kadar kıyafet kurtarır. Yeter değil mi? Yeterli. Baktığımızda. Gerçekten yeterli. İçine işte beyaz tişörtler giyilebilir hırkaların. Tight'lar evet, var zaten. Tight'ların, ayakkabılar var. Aynen. Çok rahatlıkla kullanılabilir. Hatta ve gizlenebilir. Bunlar değil de belki spor ayakkabı daha böyle güzel havalar için. Evet. Onunla bile rahatlıkla. Beyaz bir tane spor ayakkabıyla gerçekten çok rahatlıkla tüm 2 ayı çocuklar rahatlı geçirilebilir. Evet. Yani fazlasına gerçekten bakalım gerek yok. Yok değil mi? Yine bak bu da çok hoş. Evet. Yine bir kız çocuğu için evet, bir dolap yani önerisi. 3 ayakkabıya ben kışa önermiyorum küçük çocuklarda. Çünkü yetişemez hepsini giymeye. Ve çocuklar şöyle oluyor. Bir tane ayakkabıyı takıntı haline getirir. Değil mi? Sadece onu giyerler. Bizde de bazen öyle oluyor ya Madine. Evet. Ama en azından bizde bir seneye de giyebiliyoruz. Tabii. Biz onları sürekli yazık kullanabiliriz. Yazık yani tabii bir sezon için 3 evet, tane botun alınması sıfırdan. Hiç evet, mantıklı kesinlikle değil. Evet. Şu puf puf montlar yine var evet, değil mi? Onlara sadece dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü o puf puf montları onlar tamamen polyester kumaştandır. Hmm. Onlar bu mesela çok sıcak tutuyor falan. Hani belli markaların evet, var ya. Sıcak ince tutuyor. Ama sıcacık tutanlar diye. Çok doğru. Ha, siz şişme montlardan evet, diyorsunuz. Ben ortadakinden bahsediyorsun. Ben ortadakinden bahsediyorum. Peluş'tan bahsediyorsun peluş sen. Evet. Zaten onlar da hepsi polyester onların. Hepsi ne yapacağız böyle peki? Çocuklarımızın iç kısmı kesinlikle pamuklu bir kumaştan kaplı olması gerekiyor. Ona bakacağız. Ona diyorsun bakacağız. Puf puflarda da özellikle ona bakacağız. Ki eğer bir de onlar çocuklarda alerji varsa tabii, kesinlikle kullanmayın o puf puflar çünkü dökülüyor. Bazılarınki dökülme başlıyor. Çocukların nefes borusuna kaçtığı zaman çok büyük sağlık sıkıntıları ne diyorsun, olur. Ne diyorsun Marina? Bayağı dikkat edeceğiz yani. Gerçekten yani. Yani şöyle, kimin çocukları alerjiliyse zaten onların bilincinde ve biliyorlar. Ama bilmeyenler var. Ama sonradan çıkanlar var. Tam onu diyecektim. Sonradan ilerleyip çıkabilenler var. Yani o böyle onlar çok görüntü açısından çok güzeller. Yani işte şu an sıcakta mesela trend. Tutuyorlar, evet. Sıcakta tutuyor ama sağlık var. Önce sağlık diyoruz o halde. En önemlisi. Demek ki her şekilde ne olursa olsun iç tarafı pamuklu mutlaka olmalı. Pamuklu olacak. Buna dikkat edeceğiz. Peki evet, bir sonraki görsele geçelim. Bir erkek çocuğu erkek geldi. Çocuğu. Erkek çocukların da mesela modası kızlardan daha çok asil.
Yani bir kızlarınki böyle cicili bicili fiyonklu bilmem ne, erkeklerinkine bakılınca tek renk, düz renk, böyle küçük beyefendiler aslında. Evet, ve gerçekten hoş. Ben de mesela düz renklerden taraftarıyım. Yani hem güzel duruyor, hem başka cinsiyet, yani kız çocuğu da giyebiliyor. İleriki zamanda da kullanılabiliyor. Bu arada bir şey de söyleyeyim. Mesela emeklemeye başlayan çocukların pantolonları özellikle dizliklerde böyle ekstra bir kumaş yama olur. Yama gibi olur. Onlar çok faydalı aslında. Onları tercih, ya da belki kendimiz de dikebiliriz. Tercih edin. Çünkü çocukların hem dizi ağarmasın, hem hemen yıpranmasın. Çünkü çok hızlı yıpranır. Hemen delinir. Kumaşlar çünkü ince. Hani öyle pantolonları daha çok tercih edilmesi. Güzel bir ipucu. Evet. İpucu verelim. Peki. Erkek kıyafet, erkek çocuk kıyafetlerini de gördük. Şimdi evet. Bir de son artık 5 dakikadayız. Şeyi merak ediyorum ben. Bu aksesuarlar, hani kızları zaten onlara aksesuardan bol. Başka ne olsun? İşte saçlarına ayrı bilezikler, şeyler. Erkek çocuklarında peki? Erkek çocuklarında çok aksesuar yoktur. Yani erkek çocuklarda takım elbise giydiğimizde fiyonkları vardır. O bir aksesuar gerçekten ve şöyle askı. Askı değil mi? Onlar var. Onlar çok hoş, çok ama hoş. Özel günler için. Yani normal çocukları sık boğaz edip onları takıp rahat edemezler. Yani saat, bileklik vesaire çocuklarda yok. Onlar zaten aksesuarları galiba bu süper kahramanların işte gözlükleri, evet, efendim eldivenleri, gözlükleri, oyuncakları. De çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani gözlükler göz. Yani göz sağlığı, göz sağlığı ve zamanla çocukların, çünkü gözleri yeni yeni oluştuğu için gözlerini bozmaya meyillidir. Şimdi çocuklarımız da güneş gözlüğü taksın diyorsun değil kesinlikle mi? Kesinlikle taksın. Ama güzel, kaliteli camdan olacak. Kesinlikle. Yani biz ne takıyorsak onlar da aynı şekilde takılması gerekiyor. Yani bu böyle gerekir. Aman çocuk gözlüğü deyip geçmeyeceğiz. Şuradan alayım kesinlikle. Takmasın daha iyi. Çünkü onlar ne olduğu belli olmayan camlardan ve çocuk oradan değil baktığı için aslında. Çok tehlikeli. Yani bir tane, 100 tane olacağına böyle renkli 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 işte karakterli falan, bir tane olsun ama kaliteli olsun. Yani bazı şeyleri gerçekten kalite çok çok daha ön plana geçiyor. Sağlık çünkü. O sağlığı, yani ayakkabı, gözlük ve iç kıyafetleri çocukların tene değen çok çok önemli. Yani orada mesela bütçemizi kıyacağız, öyle söyleyeyim. Ya da işte belli bir bütçenin ciddi bir kesimini ona ayırıp ona göre diğer kesimlerde düşündüğümüzü de keseceğiz. Başka türlü yapacağız ya da formüller geliştireceğiz. Aynen. Eğer elimizden geliyorsa, ben hatırlıyorum, benim anneannem çok güzel şeyler dikerdi mesela, böyle kesinlikle. farklı, hani belki biz de onları yapabiliriz ama belli başlı parçaları söyledik. Aslında yetişkinlerden çok da farkı yok galiba. Farkı yok, sadece çocukların çocuk modasında çocukları kısıtlamamamız gerekiyor. Yani tütülerle, rengarenk istiyorlarsa gelecek simlerle, çünkü bu pullarla. Geçici. Bu bir sene, iki sene o kadar. Bu geçici bir şey. Zaten zamanla siz kendiniz verseniz giymezler sonra. Ya zaten Madina, şimdi senin oğlun da var. O biraz, gerçi biraz büyüsün. Belli yaşlarda aynı süper kahramanlar dolaşıyor sokaklarda, farkındaysa. Onlar oralara takılıyorlar. Ama o onların hayatı, onların iç dünyası. Yani kısıtlanmaması gerekiyor. Gerçekten. Tabii çocuklarımızın da bu bağlamda neyi izledikleri, neyi okudukları çok önem arz ediyor ki onlardan etkileniyorlar çünkü. Evet, veliler de onu çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten sosyal medya o kadar geniş ve o kadar büyük. Burada çocuk konuştuğumuz için özellikle değineyim, kontrol edin. Değil gerçekten. Çünkü baktığımızda sanki bir zararı yok gibi ama bilinç altında değişik değişik şeyler yerleştiriyor. Çocuklarda kesim ayırımı oluyor vesaire vesaire. Tabii o ayrı bir konu. Ve çocukların, velilerin gerçekten izlediği tüm programları ve çizgi filmleri, videoları, hepsini kontrol edilmesine öneririm. Kesinlikle. Kıyafetlere de dikkat edecekler o halde. Kesinlikle. Ve çocuklarımızı kendi güzel ruhlarına özgür yansıtacaklar. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Madinacığım. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Teşekkür Yine ederim. Yine böyle süremiz su gibi aktı geçti. Evet. Her zaman. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim Elif Şah'la modaya dair dedik. Modacımız Madine Ana Gülkaya bizimle birlikteydi. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.